Ben de sizden telefon bekliyordum. Hazır mısınız? Nerede buluşuyoruz? Her zamanki yerde. Tamam. Top sahasında buluşuruz. Ha, bana bak Tolga. Tuğçe sizinle buluşuyor mu bilmiyor. Eğer onu veya arkadaşlarından birini görürseniz benimle görüşmüyorsunuz, tamam mı? Hani abim Tuğçe'ye söz vermişti. Bir de onlarla görüşmeyecekti. Bilmem ama şimdi işin aslını öğreniriz. Galiba elimize büyük bir koz geçecek. Ne kalabalığı canım? Yani durup dururken Tuğçe'ye küsmek istemiyorum. O kadar. Öyleyse niye panik yapıyorsun Cem? Ya ben bugün Tuğçe'ye evde oturacağım dedim. Evdekileri de tembihleyeceğim. Eğer ararsa uyuyor, hasta falan desinler. Kılıbıksın oğlum işte, kabul et. Ya dalga geçmesene Tolga. Senin de kız arkadaşın olunca görüşürüz. Tamam tamam, acele et. Tamam, ben çıkıyorum. Bak sen bizim kerataya. Demek Tuğçe'ye uyuyor ya da hasta diyeceğiz abi. Bakalım bize bunun için kaç haftalığını vereceksin. Bence bir ay parasız dolaşacak. Yürü Çilek, abim gitmeden yakalayalım. Abim çıktı mı Firuze abla? Hayır, ben de onu bekliyorum. Ben çıkıyorum. Nereye? Arkadaşlarımla buluşmaya. Hangi arkadaşlarımla? Size ne oluyor bakayım? Bak Cem, senin yüzünden Tuğçe'yi idare edemem. Yalan söylemekten haz etmiyorum. Biz idare ederiz abi. Ama kaç haftalığını vereceğine bağlı. Sen arkadaşlarındayken Tuğçe ararsa, uyuduğunu söylersek 2 haftalığın yeter. Ama uyandırın derse risk alamayız. Hafta yatıyor, telefona gelemez dersek 4 haftalığın gider. Tercih senin. Siz benim telefonlarımı mı dinliyorsunuz? Evde bir sürü paralel var. Ben birini açmış bulundum. Biz de ötekine. Tamam, 4 haftalığım sizin. Ama eğer Tuğçe bir şeyden şüphelenirse size bir daha 1 haftalığım bile vermem, ona göre. Anlaştık. Sen hiç merak etme. Ben anlaşmadım. Tuğçe'ye yalan söylemekten bıktım Cem. Ya erkek erkeğe maç yapacağız. Kızlar bunu bile kıskanıyor. Ne olur bir defa daha idare etsen. Sen bakar mısın Çilek? Tabii ablacığım. Alo. Merhaba Tuğçe. Abim mi? Abim uyuyor. Yok, uyandıramam. Nesi var diyor? Üşütmüş, grip olmuş, nezle olmuş falan de. Hem üşüttü hem grip. Nezle oldu biraz. Tamam, söylerim. Bay bay. İnandı mı? Hem de çok. Oh, abimin haftalıklarını kurtardık. Ama küçük bir sorun var. Ne? O kadar inandı ki ziyaret etmek için buraya geliyor. Ne olur Firuze abla. Tuğçe gelince Cem'in hastalığı bulaşıcı. Odasına girmeden ne olur. Diyemem. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Siz abinizin haftalığını alacaksınız diye Tuğçe'ye yalan söyleyemem. Hem ne yapıyorsunuz siz bu kadar parayı? Biriktiriyoruz. Ne için? Abime yarış bisikleti alacağız. Ne? Siz abinizin elindeki paraları ona bisiklet almak için mi elinden alıyorsunuz? Evet, çünkü o biriktiremiyor. İşte geldi. Ne olur Firuze abla. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Ben banyoyu temizlemeye gidiyorum. Of. Merhaba. Cem nerede? Bunu nasıl? Odasında mı? Şey... Siz benden bir şey saklıyorsunuz.
Bilmem. Yoksa öldü mü? Ay yok Tuğçe, ne biçim laf o? Abi maçta. Maçta mı? Demek bana yalan söylemenizi istedi. Yazıklar olsun sana Cem. Onu eve gelince ona söyleyin. Ben yabancı bir sevgili istemiyorum. Onu terk ediyorum. Abim bizi öldürecek. Birazdan abim gelecek ve mahvolacağız. Saklanalım, sakinleşene kadar da çıkmayalım. Olmaz, o sinirle bizi nereye saklansak bulur. Geldi. Son duamızı edelim ve suyuna gidelim, tamam mı? Tamam. 3-0 yenildik. Tebrik ederiz. Çok sevindik. Bravo. Yenildik diyorum kızım, yenildik. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ha öyle mi? Neyse abi, bir dahaki sefere kesin kazanırsınız. Firuze abla çıktı mı? Çok susadım. Çıktı ama ben sana suyunu getiririm. Ne? Sen bana su mu getireceksin? E tabii, abim değil misin? Hem o kadar yorulmuşsun, terlemişsin. İstiyorsan ben de ayaklarına masaj yapayım. Sizin neyiniz var bakayım? Hiç. Yoksa Tuğçe mi aradı? Evet aradı. Abim saç da uyu dedik. İnandın mı bari? Şey... İnandı. Sağ olun kızlar, çok iyisiniz. Haftada malır ama size vereceğim. Ben bakayım. Durun ben bakarım. Belki Tuğçe'dir. Hasta gibi konuşunca iyice inansın. Alo. Ne haber Tuğçe? Ne? Bu doğru değil, hastaydım. Tüm gün evdeydim. Tuğçe beni terk ettiğini söyledi. Ve telefonu yüzüme kapattı. İkiniz de bittiniz. Ne? İçeri giriyorum be. Çilek, ne oluyor burada? Söylesene kızım, niye dondurdun onları? Abim saçımızı çekiyordu, Çilek'in de canı acıdı. Ben de sihirle onları dondurdum. Peki niye kavga ettiniz? Önemli bir şey değil be, düşeceğine Tuğçe yüzünden. Of, tamam, şimdi her şeyi eski haline çevirelim. Hadi yardım et bana. Başını bırakma Betüş, yine yağmur başladı. Of, bu durum için çok üzülüyorum çocuklar. Betüş, yağmur duruyor galiba. Oh, çok şükür. Sus, bana cevap verme. Arkadaşınla sessiz oturacaksın. Ben de sizin ne konuştuğunuzu rahat rahat duyacağım. Siz de kapıyı ve telefonu rahat rahat duyacaksınız. Bu kapı da kapanmayacak. Kötü bir şey mi yapıyoruz sanki biz? Sıkıysa yapın. Çok ileri gidiyorsun ama. Okulun bahçesinde yediğin dayağın tekrarını ister misin? O gün sana saygımdan karşılık vermedim. Sakın bir daha deneme. Denersem ne olur? Ben kara kuşağım. Ben de bugün bir yumrukla kum torbasını patlatmış adamım. Abi Kerem, yapmayın. Sen karışma Ceren. Evet, karışma. Gel de sana kız kardeşimden uzak durmayı göstereyim. Yettin artık. Acaba abim ablama kötü davranıyor mu? Dur gidip bakayım. Çilek,
Cem yok mu? Odada. Ben de onlara bakmaya gidiyordum zaten. Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Uzun zamandır orada. O zaman gidip bakalım. Ya abi yapma Kerem, yapmayın. Ya ne olur yapmayın. Abi. Ne yapacağım şimdi? Kargoyu unutma sihir yapmayı bilmiyorum ki. Perihan teyze, sana ihtiyacım var. Bir dakika, bir dakika. Çilek beni çağırıyor. Hemen gitmem gerek. Ah, dur ben de seninle geleyim. Başına bir şey mi geldi acaba? Oh be, çok şükür geldiniz. Bu manzara da ne böyle? Hem ne oldu burada? Ortalık savaş alanına dönmüş. Hem bu çocuk da kim? Kerem. Ablamın erkek arkadaşı. Abim onu kıskandı, kavgaya tutuştular. Ben de dövüşmesinler diye her şeyi durdurdum. Ama kavgayı unutturma sihri yapmayı bilmiyorum. Neyse, sen önce bize söyle bakalım. Bu Kerem iyi bir çocuk mu? İyi, hem de çok iyi. Aslında abim Kerem'i kıskanmasa iyi anlaşırlardı. Ha, o zaman Çilekçim onlara bir defalık kıskançlığı unutturma sihiri yapabiliriz. Bir defalık. O zaman kavga da yok olur. Bak Çilekçim, biz şimdi seninle hep beraber kavgayı unutturma sihiri yapalım. Hem sen de öğrenmiş olursun, ihtiyacın olursa kullanırsın. Hadi kızlar. Hadi. Alo. Alo Çilek. Benim canım Betül. Nasılsınız diye merak ettim. Her şey yolunda mı canım? Yolunda. Hem de herkes çok mutlu. Abim, ablam, Tuğçe, Kerem odalarında beraberler. Hepsi çok mutlu. Bir gidip abim odasında oyun oynuyorlar. Bir de bizim odaya gidip müzik dinliyorlar. Benim sayemde tabii. Yoksa sihir mi yaptın? Mezur kaldım yaptım. Şimdi her şey düzeldi. Peki sesin niye mutsuz geliyor o zaman? Çünkü hepsi bir oldular. Ben yalnız kaldım. Ne yapacağım şimdi Betüş? Şimdi Tuğçe gelir. Arkadaşınla bu yayıntının içinde mi oturacaksınız? Aman Tuğçe yabancı değil, bakmaz öyle şeye. Sen bilirsin. Ama annenler laf edecek olurlarsa Cem beni odadan kovaladı diyeceğim, haberin olsun. O ne o? Tanıştırayım, bizim VCD player. Onu görüyorum da niye buraya geldi, niye söktün yerinden? Tuğçe ile film seyredeceğiz de ondan. Aşağıdaki televizyonda seyretseniz olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü korku filmi seyredeceğiz. Ne alakası var? Ceren de Çilek'in görmemesi lazım. Sonra etkilenirler falan. Gece uyuyamazlar korkudan. Yanıma gelip abi yanımıza yatar mısın diye yalvarırlar. Uğraşamam onlarla. Orasını bilemem ama insan kardeşlerine de bir sorar danışır. Belki bugün onlar da film seyretmek istiyorlardır. Yarın da tatil, yarın seyretsinler. Hem daha yeni dışarı çıktılar. Kim bilir kaçta gelirler. Tuğçe geldi. İnşallah Ceren'le Çilek. Tuğçe geldi. Ceren'le Çilek geldi. Tuğçe geldi. Kızlar geldi. Tuğçe geldi. Kızlar geldi. Tuğçe geldi. Baktım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Siz niye bu kadar çabuk döndünüz? Sinemaya gidecektik ama köşedeki bir seyircide çok güzel bir film bulduk. Sinemadan vazgeçtik, evde bunu izleyeceğiz. Aman tanrım. Evet, filmin adı Aman Tanrım. Ben onu demiyorum. Sizin için çok üzgünüm ama bu filmi şimdi izleyemeyeceksiniz. Niye? Elektrikler mi kesildi? Yoksa bir CD çalarımız mı bozuk? Çalınmış. Hayır, çalınmadı. Çalınmadı da. Benim odamda. Niyeymiş abicim? Çünkü Tuğçe gelecekmiş. Birlikte korku filmi izleyeceklermiş. Bütün haftalığımı veririm. Üç haftalığını.
Ne parası? Bizimle beraber filmi seyretmesinler diye onlara haftalığımı verdim. Kalanı sonra tamamlarım. Şimdi abi. Yoksa filmin son 20 dakikasını seyrettirmeyiz. Aa, delirmiş bunlar. Ben sana söylüyorum. Benim kız kardeşlerim normal değil ki. Bende sadece 1 milyon var. Ver bakayım onu. 1 milyon kaç dakika eder? 5. Yani son 15 dakikayı seyredemezler. Aa, yeter ama yeter. Uzattınız. Sen şu parayı al Tuğçe. Siz de odandan çıkın. Firuze abla, Ceren de Çile'yi odandan çıkarır mısın? Hadi Ceren, hadi. Ya bırak Firuze abla ya. Hiçbir yere gitmiyoruz abi. Madem biz filmi seyredemiyoruz, o zaman ya anlaşmaya uyarsın ya da filmi unut. Ya yok diyorum işte, yok 4 milyonum. Çıkın odandan. Çilek. Pişt, ne yapıyorsun sen? Sana gününü gösteriyoruz. Çok kötü olacak kızlar. Kırılmış mıdır? Yok canım, sanmam. Eğer kırıldıysa abim bizi mahveder. Bir de tarafından bak. Ayağı iyileşene kadar bize gelmez. Bittiniz siz, mahvoldunuz. Tuğçe'nin ayağı kırıldı. Sakın odadan çıkmayın. İkinizin de bacaklarını da kıracağım. Bahçeciğim tamam, ambulans geliyor. Merak etme, bağırma artık kardeşlerine. Ay. Tuğçe'yi neden yerinden kıpırdattın? Kıpırdatmaman lazımdı. Ay ben ne bileyim ya. Tamam kızım, tamam. Hiç merak etme, kıpırdama. Şimdi ambulans gelir. Şimdi gelir. Keşke içeri yiyecek bir şeyler alsaydık. Tuğçe iyileşene kadar buradan çıkmasak iyi olur. Aman biz mi kırdık ayağını? Kendi koştu arkamızdan. Of. Acaba telefona baksak mı? Bence bakmayalım. Abimler geri dönerse bizi salonda kıskıvrak yakalarlar. Vallahi kafamızda saç bırakmaz. Daha yeni gittiler. Nasıl dönsünler? Hastane arka sokakta. Ambulans nasıl o kadar çabuk geldi sanıyorsun? Alçıyı almak uzun iş değil mi? Dönmezler daha. Hadi telefona bakalım. Hemen döneriz. Oh, peki. Alo? Kızım. Annemler. Sakın bir şey söyleme tamam. Çilek. Ablama bir şey diyordum da ne oldu? Alo kızım. Biz teyzenlerle sinemaya gidiyoruz. Geç kalacağız. Tamam söylerim. İyi eğlenceler. Bizi merak etmeyin. Ne diyorlar? Eda teyzemlerle sinemaya gideceklermiş. Akşam geç geleceklermiş de onu söylüyor. Neyse ki erken gelmediler. Hadi odamıza gidelim. Dur telefonu alayım. Belki gerekir. Tamam. Durun. Tam zamanında gelmişiz Firuze abla. Yakaladım işte. Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. Kaç! Son duvarı etçilek. Daha hiçbirini ezbere bilmiyorum ki. Cem sakın bir şey yapma kızlara. İkinizin de saçını başını yolacağım. Sizin yüzünüzden Tuğçe'nin bileği zedelendi. Hı? Kırılmadı yani. Ah be! Ne fark eder ki? Doktor bir hafta boyunca kımıldamadan oturacaksın dedi. Sizin yüzünüzden Tuğçe'yle bir hafta boyunca görüşemeyeceğim. Ne yapayım ben şimdi size? Ne yapayım? Büyük bir kez affet. Sen de yandın. Uzaktalıkları gidiversek. İstersen hediyeyi de geri verelim ha? Ceren, Çilek. İzliyor musun abla? Yok izlemiyorum. İstersen kanalı değiştir. Yok kapatacağım. Ben de seyretmiyorum. Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Galiba. Abim bizimle oturmayınca çok üzülüyorum. Ben de. Küs olmak hiç güzel bir şey değil. Keşke abimle hep kavga etsek ama hiç küsmesek. Hı? Yalan mı? Abimle kavga etmek çok eğlenceli.
Ama bu sefer fazla ileri gittik Çilek. Bazen de o ileri gidiyor. Ödeştik. Acaba o yukarıda filmini mi seyrediyordur? Bilmem. Gel bakalım. Ya odasına gidince kızarsa? Görünmeyiz. Kapıdan ne yaptığına bakar geliriz. Tamam. Aman boş ver. Alo. İyidir. Senden ne haber Tuğçe? Nasıl ayağın? Biliyor musun, onlar da çok üzgünler. Ama ben ikisine de çok kızgınım. Ne demek onların aslında bir suçu yok? Of, bilmiyorum Tuğçe. Bıktım artık iyi abi gibi davranmaktan. Tamam, denerim. İyi geceler. Nasıl olmuş Tuğçe'nin ayağı abi? Siz ne zamandan beri oradasınız? Sahiden bıktın mı iyi abi olmaktan? Tamam, kabul ediyoruz. Seni bugün çok sinirlendirdik. Galiba Tuğçe bizi suçlamıyor. Evet ama ben suçluyorum. Ne vardı bugün filmi izlerken bizi rahat bıraksaydınız? Çok mu şarttı aynı anda istediğiniz filmi seyretmeniz? Abi, sorun bizim istediğimiz filmi seyretmemiz değil. Sorun senin bizim büyüdüğümüzü görmemen. Kesinlikle evet. Bu da ne demek? Biz de seninle korku filmi izleyebiliriz ve korkmayız demek. Siz? Evet biz. Biz artık büyüdük. Onların sadece film olduğunu biliyoruz. Peki. İzlerken altına kaçıran kimdi? Geçen seneydi o canım. Ya gözlerini kapatıp çığlık atan, tir tir titreyip abi ne olur yanında yatalım diyen kimdi? O da geçen seneydi, Allah Allah. Peki, madem büyüdünüz kanıtlayın bakalım. Bu akşam bu filmi beraber seyredeceğiz. Tamam, koy VCD'yi. Ben de varım. Korkmazsak kaç haftalığını vereceksin? Çilek. Tamam Çilek, sen ışıkları kapat. Ben de filmi başlatayım. Tamam. Ya bayıldım ben, ne güzel filmdi. İyi geçtik ya. Allah Allah, çocuklar yatmış mı bu saatte? Ah keşke gelmeseydik, bak geç olmuş. Ay olur mu öyle şey canım, saat daha erken. Onlar erken yatmışlar. Tabii tabii, ben gidip bir bakayım şunlara, siz buyurun. Hadi gelin gelin, oturun buyurun. Çok güzel bir gün geçirdim. Ne iyi oldu çaya davet ettiğiniz. Seni değil, bizi davet ettiler baba. Gelmesen kusur kalırdı. Allah Allah, burada yoklar. Betüş. Betüş, hayatım efendim? Odada değiller çocuklar. Aa, Cem'in odasında mı yattılar acaba? Tabii ya, ben hemen gidip bir bakayım. Hadi sen bak, ben de bir çay koyayım bize. Mason'ı öldür. Söyle bakalım, ya da Jay'i. Korkmayın çocuklar, benim babanız. Siz büyümüştünüz değil mi? Korkmuyordunuz. Hay Allah, çok özür dilerim çocuklar, korkuttum galiba sizi. Üzülme baba, birazdan geçer. İyi tamam, arayan soran var mı? Var, Avni amca geldi. Bir şey söylemedi ama bir arayın, pek iyi görünmüyordu. İyi tamam, sağ olun çocuklarım. Biz teyzenlerle aşağıda oturuyoruz. İsterseniz gelin bize katılın, isterseniz burada kardeş kardeş oturun, tamam mı? Tamam mı? Devam mı? Devam. Ama ışıkları kapatmadan. İyi peki.